tercih meselesi. Şimdi bizim üniversitenin girişinde bir slogan var. Hayat tercihtir diyor. Benim tercihim bilim insanı olmaktan yana oldu. Ben çocukken bizim zamanımızda Christine Barnard vardı, meşhur kalp nakli yapmıştı. Ve ben evde yastıklar vardı. O yastıklarda ağzımı peçeteyle kapatıp ameliyatlar yapıyordum. Annem çok kızıyordu. Sonra dedim ki Christine Barnard kalp nakli yaptı, ben de beyin nakli yapabilirim ileride. Yani çocukluğum böyle geçti. Gerçi beyin nakli yapacak bir beyin cerrahı olmadım ama gene bu alanda Mickey Mouse'larla falan çalışıyorum. Yani severek yapıyorum, hala da çok mutluyum. İyi ki de böyle bir seçim yapmışım. Laboratuvarımız ulusal akredite bir laboratuvar. Bütün uluslararası ölçütleri de yerine getiriyor. Bu laboratuvarda nöropsikiyatri alanına yönelik davranışsal hayvan modeli çalışmaları var. Ağırlık çalışan öğrencilerim var laboratuvarda. Şimdi gelip gidiyorlar, bize destek oluyorlar. Bir, meraklı öğrencilerin içerisindeki ateşi alevlendirmek. Yani laboratuvarla daha öğrenciyken onları tanıştırıp gerçekten niyet eden, gerçekten bu işe azmi olan, gerçekten hani dedim ya ben çocukluğumdan örnek verdim. Çocukluğunda bunları merak saran öğrencilere hadi buyurun size laboratuvar deyip onları ateşlemek bir amacımız o. Diğer amacımız da mezun verdikten sonra yüksek lisans doktora programlarımız var. O yüksek lisans doktora programlarında akademisyen yetiştirmek ve Türkiye'nin akademik gücüne destek sağlamak. Bunları yapabiliriz. Ama bunun dışında benim ayrıca bu okulda moleküler biyoloji genetik bölüm başkanlığım var. O çerçevede de dersler veriyoruz. Daha iyi öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi moleküler biyoloji ve genetik dünya çapında düşünürsek fen bilimlerinin en önemli temel bilim alanı. Hayatın kendisi, doğanın kendisi, özü, DNA. DNA dediğimiz şey moleküler biyoloji ve genetikle başlıyor. Şimdi ne olacak sorusu içinde bir meslek barındırıyor aslında. Ama moleküler biyoloji ve genetik işte meslek değildir, bir akademisyenliktir. Moleküler biyoloji genetikten mezun olan öğrenci aslında doğal ve yapısal olarak bir bilim insanıdır aslında. Ama ülkemizde işte çeşitli sıkıntılar var. İstihdam alanında, bilim alanında biraz daha gelişmeye ihtiyacımız var. Bu çocuklar çeşitli alanlara kayabiliyorlar. Yani ilaç endüstrisinden tutun, gıda, tarım alanlarına kadar birçok alanda çalışabilirler. Ama kaliteli bir moleküler biyoloji genetik öğrencisi, iyi yetişmiş bir moleküler biyoloji genetik öğrencisinden iyi bilim insanı olur. İyi çalışmalar yapabilirler. Zemini diyorsun çünkü. Her şeyin zemini, yani temel.